Açıkçası ben de sizlere güzel haberler vermek istiyorum. Her gün yeni yeni müjdeler vermek istiyorum ama ne yazık ki Türkiye'nin geldiği nokta ortada arkadaşlar. Her geçen gün veriler, rakamlar biraz daha bozuluyor. Bütün bunları elimden geldiğince detaylı bir şekilde sizlerle paylaşıyorum ve bunların piyasalara, rakamlara etkisini konuşuyoruz. Aynı zamanda Türkiye ekonomisinin nereye gittiğini de değerlendiriyoruz. Bugün de her zaman olduğu gibi onu yapacağız. Hem yeni açıklanan, bugün açıklanan işsizlik verilerini konuşacağız. Bu konuyla ilgili çok önemli bir araştırma var. Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği tarafından yapılmış bir araştırma bu. 26 ilde ve binlerce gençle yapılan özel mülakatlarla ulaşılan sonuçları bizlerle paylaşmışlar. Gençler gerçekten iş beğenmiyor mu yoksa iş bulamıyor mu sorusunun cevabını çok net bir şekilde ortaya koyuyorlar. Aynı zamanda tabii ki Avrupa Birliği yaptırımları ve Amerika yaptırımlarını konuşacağız. Olacak mı olmayacak mı meselesini bana göre çoktan geçtik. Artık ne şekilde yapılacak, ne şekilde Türkiye'ye bir yaptırım uygulanacak konusunu konuşuyoruz. Tabii bunun da özellikle dolar üzerinde çok ciddi etkileri olacak. Kontrolsüzce yükselmesini beraberinde getirecek. Onu da özellikle belirtmek istiyorum arkadaşlar. Tüm detayları konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. İşsizlik rakamlarıyla başlayalım istiyorum. Çünkü işsizlik verileri bugün düşüş eğiliminde olarak karşımıza çıktı. Türkiye'deki işsizlik %12.7 imiş arkadaşlar. Evet, Türkiye'de %12.7'lik bir işsizlik var. Hatta geçtiğimiz aya göre %1'in üzerinde bir düşüş yaşandı. Tarım dışı işsizliğe bakıyoruz %14.9. Genç işsizliğe bakıyoruz, orada da bir düşüş var. Geçen ay %26 idi, bu ay %24.03'e düşmüş. Geniş tanımlı işsizlik %28.4'e düşmüş. Geçen ay %28.5'ti. Hatta Mayıs ayında %30'ların üzerine çıkmıştı. Bu da bir düşüş eğilimi olduğunu gösteriyor. Peki bunlar iyi haberler mi ya da gerçekçi rakamlar mı? Biraz da bunları konuşmamız lazım değil mi arkadaşlar? Çünkü kafamızı nereye çevirirsek bir işsizle karşı karşıya kalıyoruz. Bunların önemli bir kısmı da ne yazık ki genç işsizler. Yani Türkiye'nin geleceği olan işsizler arkadaşlar. Bir ilginç veriyi daha paylaşayım sizlerle. İstihdam oranları da düşüyor arkadaşlar. Yani yaratılan iş miktarı düşüyor. Ona rağmen işsizlik düşüyor. %2 oranında istihdam düşmüş. %44.1 seviyesine gelmiş. Yani yaratılan bir iş yok ama nasıl oluyorsa Türkiye'de işsizlik düşüyor. Bir başka veri, iş gücüne katılım oranında 3 puan düşmüş. %50.5 seviyesine gerilemiş. Zaten kritik mesele bu. Yani iş gücüne katılım oranı. Millet artık iş aramaktan bile vazgeçmiş durumda. İş aramaktan vazgeçtiği için bunlar işsizlik verilerine yansımıyor. Memleket işsiz kaynıyor. 10 milyonun üzerinde işsizle karşı karşıyayız. Ama işsizlik oranlarımıza bakıyoruz. 3 milyon 4 milyon arasında geziyor. Geniş tanımlı işsizlik rakamına baktığınız zaman Türkiye'deki işsizlik ortamının gerçekte %28.4 olduğunu görüyoruz. İki haberi daha paylaşayım. Sonrasında da rakamları konuşacağız arkadaşlar. Avrupa Birliği yaptırımlarını, Amerika yaptırımlarını konuşacağız ve bunun özellikle piyasalar üzerindeki etkilerini değerlendireceğiz. Asgari ücret son 10 yıldır ilk defa $300'ın altına düşmüş durumda. Bulgaristan'la kafa kafayayız arkadaşlar. Daha önce Bulgaristan'ın neredeyse 2,5-3 katı üzerindeydi bizim asgari ücret. Şimdi Bulgaristan'la aynı seviyedeyiz. Beğenmediğimiz Çin'le de aynı seviyelerdeyiz. Üstelik Çinlilerin satın alma gücü ülkelerinde bize göre çok daha yüksek seviyelerde. Yani oradaki adam $300 alıyor ama o $300'larla ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Biz gıda ihtiyaçlarımızı bile karşılayamaz hale gelmiş durumdayız. Nitekim Tüketici Hakları Derneği bir araştırma yapmış. Onların araştırmasına göre de 70 yılın en ağır, bakın 70 yılın diyorum. Son 10 yılın, son 20 yılın falan değil. Son 70 yılın en ağır yoksulluk ve açlık dönemine girmiş durumdayız. Asgari ücretten de bu belli. Türkiye'de %60'a yakın insan asgari ücretle evini geçindirmeye çalışıyor. Asgari ücret açlık sınırının altında. Bazı fütursuzlar çıkıyor diyorlar ya, Türkiye'de gençler iş beğenmiyor.
Para beğenmiyor diye. Sadece iş de değil, parayı da beğenmiyorlarmış. Bütün gençler genel müdür olarak başlamak istiyormuş, CEO olarak başlamak istiyormuş. En az da 15-20 bin lira maaş istiyorlarmış. Gerçekten tablo bu mu? Hayır değil arkadaşlar. 26 ilde binlerce gençle görüşülerek yapılan bir araştırmanın sonucu bu. Yeni mezunların %38'i iş arıyor pozisyonunda. %17.3'ü 2 yıldan fazladır iş arıyor ve bulamıyor. %25.7'si 1 ila 2 yıldır iş arıyor ve bulamıyor. Yani toplamda %43'ü gençlerin neredeyse 2 yıldır iş bulamıyor. Ortalama rakamlara baktığımız zaman %17.8'i 3 ila 5 aydır iş bulamıyor. %21.4'ü 1 ila 2 aydır iş bulamıyor. Peki niye iş bulamıyorlar? Bir de ona bakalım. %37'si mevcut ekonomik koşullardan dolayı iş bulamadığını söylemiş. %20'si de torpili olmadığı için iş bulamadığını söylemiş. Rezalet diz boyu arkadaşlar. Yani bir tanıdığı, bir dayısı, bir torpili olmadığı için 5 gençten biri iş bulamadığını söylüyor. Yani benim zekam yerinde, iyi bir eğitim aldım, sınavlarda başarılıyım ama buna rağmen torpilim yok, ondan dolayı iş bulamıyorum diyor. Ha bu arada gençler deyince İki dilimlik gençleri hesaplamışlar burada. Birisi 18 ile 30 yaş arası, diğeri 18 ile 22 yaş arası ki 18 ile 22 yaş arası çok daha beter durumda. %64'ü, yanlış duymadınız, %64'ü yani her 3 gençten ikisi demiş ki bu araştırmada sadece yol ve yemek masraflarımı karşılasınlar, yani karnımı doyursunlar, karın tokluğuna çalışmaya razıyım. %64'ü bakın. Daha kötü tabloysa 18 ile 22 yaş arasından geliyor. Onların %74.3'ü. Bir kez daha söylüyorum arkadaşlar. %74.3'ü yani 3 kişiden 2.5'u neredeyse demiş ki yol ve yemek masraflarımı karşılasınlar. Karın tokluğuna çalışmaya razıyım. Bu modern kölelik bile değil arkadaşlar. Hindistan'daki paryalık sistemidir. Kölelerin bile ufak tefek hakları vardır ama paryalar insan yerine bile konulmaz. Hindistan'daki kast sisteminde aynen o sistemi görüyoruz şu an itibarıyla gençlerde. Hangi genç iş beğenmiyormuş, para beğenmiyormuş diye sormak lazım bu iddiada bulunanlara. Gençlerin %58.3'ünün ailesiyle arası bozuk, iş bulamadığı için. En sevdikleriyle, annesiyle, babasıyla, kardeşleriyle bozuk çünkü adam yerine konulmuyorlar. Neden iş bulamıyorsun? Herkes iş buluyor kardeşim. Sen de hiçbir iş beğenmiyorsun deniliyor bu gençlere. Gençler de karın tokluğuna bile çalışacağım ama iş yok dedikleri zaman aileleri de onlara inanmıyor. Dolayısıyla aileleriyle araları bozuluyor. Bir başka veri arkadaşlar, %78.2'si de aşağılık kompleks duyuyor. İş bulan arkadaşlarından çok daha başarısız oldukları kanaatindeler. Çocuklar, bu sizin başarısızlığınız değil. Bu ülkeyi yönetenlerin başarısızlığı. Bunu özellikle söyleyeyim. Gönlünüzü ferah tutun. Yalnız değilsiniz. Bu sizin hatanız değil. Bu ülkenin yanlış yönetilmesinden kaynaklı. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Ha bu arada çalışan gençlerin de %64'ü yaptıkları işten mutsuzmuş. Bunu da bir not olarak sizlerle paylaşayım. Ve şimdi rakamları değerlendirelim. Borsa zaten Türkiye'nin gerçeklerinden tamamen kopup gitmiş durumda. Onun için oraya bakmaya bile gerek yok arkadaşlar. Bir tarafta Avrupa Birliği yaptırımları neredeyse kesinleşti. Avrupa Birliği kendi arasında şunu konuşuyor. Acaba bu yaptırımları genişletsek mi, genişletmesek mi? Ve bu bilgi Reuters haber ajansına sızıyor. Demek ki arkadaşlar bugün akşam ya da yarın sabah saatlerinde Türkiye ile ilgili Avrupa Birliği'nden çok sert, çok ciddi yaptırımlar gelebilir. Bu piyasaları bir kere olumsuz yönde etkileyecek ve ekonomimizi de ne yazık ki olumsuz yönde etkileyecek. İşsizlik daha da artacak. Gençlerin üzerindeki baskı daha da artacak. Amerika'daki yaptırım neredeyse %100 arkadaşlar. Yani çıkacak mı çıkmayacak mı diye beklemeyin. Çünkü savunma yasası, Amerika'daki savunma yasasının içerisine konulmuş durumda. Türkiye'ye uygulanması planlanan katsa yaptırımları. Şimdi bu ne demek? 59 yıldır bu yasa istisnasız geçiyor.
Evet, Kongre'den 59 yıldır istisnasız geçen bir yasa. Onun için zaten Trump panikle çıkıp ben bu yasayı veto ederim dedi. Edebilir mi? Edemez arkadaşlar. Birincisi süresi yetmeyecek. İkincisi süresi yetip önüne gelse, veto etse bile bir kez daha yasa Kongre'ye geri dönecek ve Kongre büyük bir oy oranıyla bunu bir kez daha kabul edecek ve o arada zaten Trump görevden ayrılmış olacak. Kongre büyük bir çoğunlukla bunu kabul ederse Trump'ın zaten ikinci veto yetkisi yok. 59 yıldır bir kez daha söylüyorum, 59 yıldır kesintisiz bu yasa çıkıyor. Türkiye'ye özel olsaydı belki, sadece yaptırımı içeren bir yasa tasarısı olsaydı belki geri dönebilirdi. Ama savunma yasasının içine entegre edildiği için bu başlık artık bu işin sonuna gelinmiş durumda. Büyük ihtimalle demiyorum artık, kesin olarak yasalaşacak ve Türkiye'ye katsa yaptırımlar uygulanacak. Burada kritik mesele katsa yaptırımlarının hafif maddeleri mi yoksa ağır maddeleri mi Türkiye'ye uygulanacak? Yani katsa yaptırımları olacak olmayacak meselesini tartışmayacağız. Dolayısıyla iki önemli bölgeden iki önemli yaptırımla Türkiye karşı karşıya ve bu iki yaptırımda ne yazık ki Türkiye ekonomisini çok ciddi anlamda sıkıntıya sokacak. Katsa yaptırımlarıyla Avrupa Birliği yaptırımları devreye girdiği an itibarıyla Türkiye'de doların devalüasyonist bir etkiyle atak yaptığını göreceğiz. Buyurun size bir rahip krizi. İşin kötü tarafı, keşke bu yaptırımlar bize uygulandıktan sonra sözlerimizin arkasında durmaya devam etsek. Bakalım sözlerimizin arkasında duracağız mı yoksa arka arkaya tavizler verip hatta beklentilerin üzerinde tavizler verip bu yaptırımların kaldırılmasına mı uğraşacağız? Bu arada bir yığın ekonomik bedelde ödemek zorunda mı kalacağız? Dolar 7.86-7.79 seviyesinde, buralarda sakin seyrediyor şimdilik. Bugün akşam saatlerinde ya da yarın sabah gelecek Avrupa Birliği yaptırımları haberleriyle birlikte ilk atağı göreceğiz ve 8 liranın üzerine atacak kendisini. Katsa yaptırımlarının devreye girmesiyle birlikte ve oradaki yaptırımlarının volümünün yüksek ya da düşük olmasıyla birlikte dolarda ikinci atağı göreceğiz. Makroekonomik verilerle ilgili problemlerin gündeme gelmesiyle 16'nın üzerinde bile doları tutmamız çok zor olacak. Faiz silahını kullanmaya kalkarsak %35-%40 aralığında bir faiz oranıyla karşı karşıya kalabiliriz. Buyurun size yüksek faiz ortamı, buyurun size yüksek kur ortamı, buyurun size yüksek enflasyon ortamı. Günlerdir, hatta aylardır bu konularla ilgili uyarmaya çalışıyordum sizleri. Daha da fakirleşeceğiz, daha da yoksullaşacağız. Paramız daha da yüksek oranlarda değer kaybedecek ve öbür taraftan çok ciddi bir faiz sarmalının içerisine de sokulacak görünen o. Euro ve sterlin de dolara bağlı olarak paralel bir yükseliş eğiliminde. Euro dolar paritesi 1.21.21 seviyesine gelmiş durumda şu saatleri itibariyle. Amerika'daki teşvik haberlerini bekliyorlar. Bütçe onaylandı ama teşvikle ilgili yeni bir gelişme yok şimdilik. Eğer ki teşvikler bugün yarın onaylanmazsa zaten büyük ihtimalle Ocak ayına kalacak ama Ocak ayına girdiğimizde artık çok daha yüksek ve büyük teşvikleri konuşuyor olacağız ve bu yüksek teşviklerde altın fiyatlarının ve paritenin yükseliş eğiliminin hızlanmasını beraberinde getirecek. Çok merak ettiğiniz altın konusunu konuşalım. 1830'lara tekrar geri çekildi. Bu altının yükselemediği anlamına mı geliyor arkadaşlar? Yani 1870'lerin üzerine çıkıyor, tutunamıyor, geriye geliyor, tepe taklak oluyor. 1800'ü aşağıya doğru deniyor. Kıracak 1700, 1600, 1500, 1400, 1300 diye gidecek anlamına mı geliyor? Yoksa bir hazırlık aşamasında mı altının onsu? Kesinlikle çok ciddi bir hazırlık aşamasında, bunu özellikle söylemek istiyorum arkadaşlar. Korona kontrolden çıkmış durumda. Aşıyla ilgili kaygılar, kuşkular daha da artıyor. Dünya Sağlık Örgütü yeni aşıların evet faydalı olabileceğini ama bu salgının yayılım hızında bir duvar oluşturamayacağını söylüyor. Aşıyla ilgili umutlarda da ciddi sıkıntılar var. Korona ekonomileri tehdit etmeye devam ediyor. Arka arkaya teşvik paketlerinin açıklanacağı ortada. Amerika ile Çin arasındaki gerilim durulmadı. Her geçen gün biraz daha artmaya devam ediyor. Orta Doğu'da muhtemelen Biden yönetimi
çok sert ve şahin politikalar izleyecek ve bu bölgenin gerilmesini beraberinde getirecek. Dolayısıyla bir taraftan korona, bir taraftan jeopolitik gelişmeler, öbür taraftan teşvikler altın onsun tetiklemeye devam edecek. Türkiye'de makroekonomik sıkıntılarla bütün uluslararası sıkıntıların birleşmesi, aynı zamanda yaptırımlar dolar üzerindeki baskıyı da arttıracak. Dolar devalüasyonist etkiyle 16 liranın üzerine attığında kendisini, altının onsu da yeni rekor denemeleri yaptığında biz 1000 liraların üzerinde bir gram altın fiyatı göreceğiz. Keza gümüşün de altına paralel yükseldiğini göreceğiz arkadaşlar. İşler pek de bize söylendiği gibi gitmiyor. Her geçen gün işler biraz daha karışıyor. Altında bir trend değişikliği yok. Dolarda ise riskler her geçen gün biraz daha artmaya devam ediyor arkadaşlar. Devalüasyonist etkiye girmese bile, bakın çok net söylüyorum, önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde 9 liranın üzerine çıkacak, 10 liraları zorlamaya başlayacak. Bu da yine gram altın fiyatlarının yükselişini tetikleyen konulardan birisi olacak. 600 lira civarında bir gram altın göreceğiz. Devalüasyonist etki devreye girerse zaten biraz önce söylediğim gibi 1000 liraların üzerinde bir gram altın fiyatı görürüz. Kimse şaşırmasın arkadaşlar. Evet, bu videonun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın, sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Twitter'dan hem de Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.